Evet millet bugün de Punisher'ın PvP performansına bakacağız. Bakacağız bu karakter PvP'de iyi miymiş değil miymiş ne kadar iyiymiş onu göreceğiz. Yani günün metalarıyla biraz artık karşılaştırmaya çalışacağım ama umarım iyi bir performans çıkarır. Daha öncesinde bu karakteri PvP'de test etmiştik bildiğiniz üzere. Bugün de biraz PvP performansına bakacağız. Şimdi arkadaşlar ben bu karaktere çift saldırı çift YP taktım. Yani Biraz iyi bir PvP gelişimi vermek istedim. Bunun dışında yine özel ekipman olarak e, CTP takmasam da bir dikili taş taktım. E, dokunulmazlık dikili taşı taktım. E, yani az buçuk dikili taşla da iyiyse aslında e, CTP ile de iyi olacağını güvenebiliriz. Şimdi girip bu karakteri bir test etmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle bir takım buldum. Karşıda Gortanos ve Eden Warlock gibi çok güçlü rakipler var. Şöyle bir başlayalım. E, i̇lk birkaç maçı otomatik yapacağım. En azından bir 2-3 maçı. Daha sonra biraz da manuel oynayacağım. Otomatikte nasılmış, manuelde nasılmış bunu da görmüş oluruz. Şöyle başlasın. Evet dediğim gibi otomatik oynayacak. Evet kolosu söldü zaten onu bekliyorduk. Evet arkadaşlar Punisher tek yedi. <laughs> Yeni bir rakip bulalım. Evet yeni bir rakip daha buldum arkadaşlar ee, karşıda çok da güçlü bir rakip yok aslında sentrisi var ee, halk karakteri kategori 4 değil kategori 3 o yüzden de çok büyük problem çıkarmaması lazım yani benim kolosusun um sentriyi alıyor siz düşün yani çok da aslında güçlü bir rakip değil yani en azından bu rakibe karşı bir şeyler yapabilmesi lazım yani gördüğünüz gibi kolosus sentriyi aldı yani artık bu noktadan bir zahmet bir şeyler yapsın evet böyle otomatik de oynayacak bir bakalım. Becerebilecek mi bir şeyler? Güzel. Halk karakterini aldı. Örümcek adam alabilecek mi? Evet şu anda iyi dayanıyor aslında. Ama dediğim gibi rakibimiz biraz zayıf. O da bu durumu etkiliyor tabii ki. Evet, rakip bayağı zayıf arkadaşlar. Yani normalde örümcek adamın tek çekmesi lazım. Güzel aldık. Farklı bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Ee, gene rakip takımda Halk ve Gor karakterleri var. Halk kate karakteri kategori 4 karşı tarafta. Bu da bize biraz problem çıkarır ve gene Gor var. Aslında oldukça güçlü bir takım kurmuş denilebilir arkadaşlar bu karşıdaki rakip için. Evet, birazdan Colossal'a geçer. Ee, bu maçı da otomatik oynayacağız. Daha sonra biraz da Monal test edeceğiz karakteri bakalım halk karakterini alabilecek miyiz? Evet hasarımız yeterli olmadı arkadaşlar. Güzel güzel halk karakterini aldık. Ama gor'da genel olarak bir problem çekiyoruz diyebilirim. Güzel gor'u da aldık. Güzel. Yine oynasın. Evet arkadaşlar ikincisinde kaybettik. Ee, genel olarak maçı da kaybettik ama sorun yok. Ee, yeni bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Burada manuel kullanacağım. Arkadaşlar Punisher'ın PvP için en güçlü yeteneğinin 3. yetenek olduğunu söyleyebilirim. O yüzden 3. yeteneği kullanmaya özen göstereceğim. Şu anda olduğu gibi. Tekrar 3'e basmaya çalışacağım. Güzel halka aldık. Şöyle Şurayı alabilecek miyiz bir bakalım. Yani şurada çok zorlanacağımızı tahmin etmiyorum ama. Üçüncü yeteneğini harcama harcamamaya çalışıyorum. Evet, güzel. Şu anda üçüncü yeteneğini kullanacağım. Arkadaşlar üçüncü yeteneğinde hem e, can yenilemesi var. Evet. Evet arkadaşlar Gorda genel olarak bir problem çekiyoruz. Yani halk e, karakterine karşı aslında fena değil. Güzel görünüyor. Yani kategori 4'e 4 al e, halka aldık az önce. Ama Gorda biraz problem çekiyor. Yeni bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Evet ilk olarak otomatikte oynasın. Sorun yok kolosu kullanmayacağım. Ee, Punisher'a odaklanacağım daha çok. Güzel Punisher'a geçtik. Şöyle 3. yeteneğini basmaya çalışacağım. Çok güzel. Goro aldık. Şöyle Biraz kaçalım 3. yeteneğimiz de olsun. Evet şurada basacağım. Evet 3. yeteneğimiz işlemedi. Umarım ölmeyiz. Güzel. Biraz da can bastım. Hadi. Evet arkadaşlar ikinci turda öldük. Ee, yeni bir rakip bulalım. Şöyle başlasın. Arkadaşlar bundan önceki yaptığımız maçlarda hep Platin Liginden e, rakiplere karşı denedik. Şu anda Vibraim Lig'deyiz. Vib evet Vibraim Lig'de olduğumuz nasıl belli oluyor ama. <laughs> yani arkadaşlar Vibraim Lig gerçekten e, çok daha zorlu rakiplerle dolu. E, o yüzden çabuk ölmemiz normal yani. Bir iki rakip daha bulup e, daha sonra karakteri incelemeye geçebiliriz. Arkadaşlar bu rakip de Vibrahim ama oldukça garip bir takım oluşturmuş. ben de burada bir test etmek istedim. Şöyle Emma Frost öldürecek zaten Kolossus'u. Öldürsün. Bakalım Emma Frost karakterini alabilecek miyiz merak ediyorum. Evet şeyi basamadım. Şöyle tekrar 3'ü bastım. Güzel Emma Frost aldık. Bu maçı kazanacak gibiyiz. Güzel. Bunu kazandık. Farklı bir rakip bulalım. Az önceki rakip de biraz kolaydı arkadaşlar. O yüzden biraz daha zorlayıcı takımlara da girmeye çalışıyorum bir yandan. Evet şöyle Punisher'a geçsin. Üçüncü yeteneğini basmaya çalışacağım. Çok güzel. Goru aldık. Arkadaşlar üçüncü yetenek dolana kadar biraz kaçmayı planlıyorum. Evet şurada saldırabiliriz. Vura Niye bu kadar sürdü? Ölmezsek... Ooo çok güzel. Çok güzel aldık. Şöyle Thanos'tan kaçabilir miyiz acaba? Evet evet arkadaşlar tanıstan tek yedik ee, arkadaşlar bence yeterli bu kadar ee, biraz da e, şey takım kısmına girip orada konuşalım şimdi arkadaşlar bu karakter hakkında ben kendi düşüncelerimi söylemek istiyorum ee, yani gördüğünüz üzere maçlar arasında kolay rakipler vardı zor rakipler vardı Zaten zor rakiplerden direkt tek yedik o ayrı mevzu ama ee, hani kolay rakipleri falan da alabildik yani arkadaşlar şaşırtıcı olan bu karakterin e, kategori halk gibi güçlü karakterleri alabilmesi yani gor, Goru da aldı oldu e, bir iki defa sanırım. E, yani bu karakter için şunu söyleyebilirim arkadaşlar, PvP'de PvE'de olduğundan çok daha iyi olmuş. Ancak yeterli mi? Bana göre arada bir karakter. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, PvP'de bence kullanabileceğiniz... Yani zaman savaşında en azından. Zaman savaşında üçlü takımınızda kullanabileceğiniz kadar iyi bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Hani bir Gor, bir Hulk kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar bir iki defa almış olsa da. Onlar kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, hani o girdiğimiz takımlarda da muhtemelen e, rakibimizin kartları falan biraz zayıftır. E, ama arkadaşlar gene de iş yapıyor mu iş yapıyor. Bu karakter e, bana göre... Şeyde e, İttifak Fetinde iş yapacak Yani İttifak Fetinde PvP karakteri olarak e, Güzel işinizi görür diye düşünüyorum Hatta ben bu arkadaşlar bu performansı Bir de dikili taşla yaptım İşin bu kısmı da var Yani bu karakteri bir de CTP takarsanız Bence çok daha etkili olur e, Hayal kırıklığı değilmiş Yani PV yönünden hayal kırıklığı olduğu kesin ama PvP yönünden değilmiş PvP yönünden az buçuk kullanılabilir bir karakter Yani elinizde diyelim e, halk karakteri yok ya da Gor karakteri yok diyelim ya da işte ne bileyim Adam Warlock yok, Thanos yok ya da Emma Frost gibi karakterler, Spider-Man gibi karakterleriniz yok diyelim elinizde. O zaman aslında fena bir seçenek olmayabilir, kullanabilirsiniz. E, ama bu gibi karakterler varsa bence zaman savaşında çok kullanmasanız da olur bu karakteri. Ama eğer ki bu karakteri kasacaksanız PvP yönde kasabilirsiniz. Dediğim gibi benim şahsi fikrim e, bu karakter için PvP'de fena olmadığı ama en tepede mi ya da en tepelerde mi ilk 5'e girer mi derseniz e, gireceğini düşünmüyorum. Ama yakın. Yani fena almamış, Güzel olmuş bence PvP yönünden. Ama çok çok iyi mi değil. Onu söyleyeyim. Tabii ki e, siz fikirlerinizi de yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bu benim kendi fikrim. Belki sizin fikriniz daha farklıdır. Belki siz işte Kardeşim berbat abartma dersiniz ya da kardeşim gerçekten de çok güzel olmuş. Hani ben bu karakteri da diyebilirsiniz. O tabi ki dediğim gibi sizin fikriniz. Şimdi bu karakterin biraz gelişiminden bahsedelim. İlk olarak kostümünden başlayalım. Arkadaşlar sizden kostüm gereksinimi olarak Daredevil, Elektra, Psylocke, Amerika Chavez ve Karaçene, Claw of Sidin kostümlerini istiyormuş ee, yani şöyle baktığımız zaman e, hangi seçenekler yani Daredevil son zamanlarda iyiydi ama biraz değerini yitirdi. Bu Salo kostümü oldukça iyi diyebilirim çünkü şu anda İttifak Savaşı'nın şey e, evet İttifak Savaşı mıydı? Hani İttifak Savaşı'nın efsane modunda falan da gayet kullanışlı bir karakter. Amerika Chavez gene kullanışlı. Kara Çene gene PvP'de desteği falan çok güzel. Yani iyi, iyi kostüm seçenekleri var diyebilirim. Siz buralardan ihtiyaç duyduğunuz özellikleri getirebilirsiniz ama ben Üçüncü seçenekten YP, beşinci seçenekten de fiziksel saldırı getirmişim. Diğer ikisinden kaçınma getirmişim onu belirteyim. Özel ekipmana baktığımız zaman dikili taş takmışım arkadaşlar ve üst değerleri aslında çok da iyi değil. Sadece bir alt değerinde işte dokunulmazlık var. o benim az buçuk işime yarıyor o yüzden taktım. Üst değerinde daha iyi bir şey getirirseniz varsa eliniz öyle bir dikili taş o da iş görür. ama CTP tavsiyesinde bulunacak olursam arkadaşlar ben bu karakter için birinci sıradan rejenerasyon CTP öneririm. İkinci sıradan da Otorite CTP öneririm. Geliştirirseniz bu CTP'leri tabii ki daha iyi olur ama hani normal takarsanız da çok sırıtmaz ee, bir Regenerasyon iki Otorite tercih edilebilir. Artefakt olarak alınan eklenme hasarını azaltan bir artefakt takmışım. Bu benim biraz PvP'de işime yarıyor. Ee, ISO 8 set bonusu olarak aşırı yükleme getirmişim. ISO 8'leri full değil daha sonra fulllerim belki Kahraman türünü 4'e kadar basmışım yetenekler full Karakter ekipmanı kısmına baktığımız zaman Çift saldırı çift yp var ve detay kısmına Baktığımız zaman da gerekli pvp özelliklerinin Full olduğunu görebiliyoruz Yani arkadaşlar dediğim gibi Daha iyi bir gelişimle isolarını fullersem Ya da ne bileyim işte Karakterin kendi artefaktını bulsam Bunun kendi artefaktının ne vardı bu arada özelliğini Çok anımsayamıyorum Eğer pvplik bir artefaktı varsa arkadaşlar Daha da iyi bir performans olur diye düşünüyorum ama Tabi bir Punisher'a bakmam lazım. Punisher artefakt mı? Bir bulup geleyim. Evet şöyle buldum arkadaşlar. Bakalım ee, diyor ki etkileşme oranı zayıf atıldı uygulanacak olan kendisi %50 ihtimalle alınan tüm zayıf atmaları yok say ve ek olarak toplam güç gücü için biraz daha azaltıyormuş. Ee, baş düşman hariç hasar azaltmayı %20 kadar da yok sayar diyor. Evet arkadaşlar artefaktı kesinlikle pvp'lik. Artefaktı da olursa elinizde aslında bu karakter PvP'de hiç de fena olmayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ee, yani kendi artefaktını falan da tercih ederseniz çok daha iyi olur elinize geçerse. Yani iso 8'lerini fulleseydim artefaktını taksaydım uygun bir CTP taksaydım bu karaktere. Yani belki de çok daha iyi bir performans gösterecekti. Ee, arkadaşlar otomatikte çok iyi değil ama manuelde çok daha iyi diyebilirim. Hani kaçıp kaçıp saldırılardan 3. yeteneğini sıklıkla kullanırsanız karakterin iş yapacağını düşünüyorum az buçuk. Yani fena değil aslında. Ben beğendim karakteri. Ne yalan söyleyeyim. Hani kötü diyebileceğim, hayal kırıklığı diyebileceğim bir tarafı yok. Belki bir günün metaları kadar ahım şahım iyi değil ama gene de güzel olmuş diyebilirim. Yani ben beğendim. Ben, ben kasarım arkadaşlar. Karakteri biraz daha geliştiririm yani. Evet ama e, tabi e, bunun tercihi yine size kalmış. Siz kasarsınız kasmazsınız onu bilemem. Evet millet siz ne düşündünüz yorumlarda belirtin. Sizce karakter nasıl olmuş bunu da yazın. Tekrar görüşmek üzere bay bay.